Ayşe varmış bu topraklarda yıllar önce yaşayan. 21 Cemaziye Lahir, 1317 Cuma günü doğmuş Ayşe. Anadolu'nun ortasında, son çorak toprak mevsiminde bir küçük köyde. 4 kardeşine büyümüş. Annesi en küçükler Ali'yi doğururken hayata gözlerini yummuş, 26 Şevval 1327'de. Köye ilk kar düştüğü günmüş o yıl. Ayşe 10 yaşındaymış, Fatma'ya da, Zehra'ya da, Ali'ye de o anne olmuş 15 yaşına kadar. Köyleri soğukmuş. Kışları tek göz odada yanan odun sobasının etrafında birbirlerine sarılarak uyurlarmış. Babaları Hüseyin, annelerini kaybedince yeniden evlenmemiş bir süre. Köyün çobanıymış Hüseyin. Bazen hayvanları alır, yükseklere, tepelere çıkar, 2-3 gün gelmezmiş. Bazen de köyün erzağını almak için kasabaya yollarmış muhtar. Köyde okul da yokmuş o zaman. Kasaba çok uzak değilmiş gerçi ama kimsenin aklında değilmiş Ayşe'nin okuması. Ayşe akıllı bir kızmış. Kur'an okumayı öğrenmiş köydeki camide. Doğal olarak harfleri de sökmüş az buçuk. O dönemde bağlı oldukları kasabada bir Rüştiye Mektebi varmış, bir de Ermeni okulu. Arada sırada babasıyla kasabaya indiklerinde görürmüş okula giden çocukları. Ellerinde defterleriyle, kitaplarıyla sokaklarda koştururken. Savaş yıllarıymış. Babası 27 Muharrem 1333'te tekrar evlenmiş. Köydeki bir dul kadınla. Onun da iki erkek çocuğu varmış, Ahmet ve Mehmet. Birisinin yaşı Ayşe'nin yaşı kadar. Belki Ayça daha büyük, diğer 13 ay küçük abisinden. Ayşe önceleri kardeş olarak görmüş Ahmet ile Mehmet. Ancak birkaç ay sonra kardeşler rahatsız eder olmuşlar Ayşe'yi. Karanlık köşelerde sıkıştırmaya çalışmışlar. Ayşe hemen babasına anlatmış durumu. Babası da Ayşe'yi evlendirmeye karar vermiş, yaşça büyük bir köylüsüyle. Evin ikinci kadını olsun diye. Uzun ince bir yoldayım. Yetişmek için menzile.